Evet. Elimde şu an 800 küsür lira tutuyor. Burada 800 küsür lira var. Bu bahsettiğim kasino çipleri gibi olan pena da gerçekten sesi öyle. Alakasız yani normal bir pena şeyiyle. Bunun içerisinde 24 tane var. Sanırım tünelde bunlardan bir tek bende var şu an. Yani koskoca tünelin halini siz görün. Evet, yeni bir vlog. Evet çocuklar, bugün Fatih ile buluşacağız. Fatih ile yeni bir video çekelim dedik. Herhalde bir iki video falan çekeriz bugün. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Rusya'dan döndü Fatih, Rusya'daydı. Fırsat bilip hemen birkaç video çekelim dedik. Tekrar gidecek birkaç ay sonra. Dolayısıyla o burada olduğu süre boyunca Fatih çok verimli kullanmamız lazım. Gitar yapmasının, köprü yapmasının yanı sıra video için de epey bir kendisine ihtiyacımız var. Bugün bu arada cumartesi çocuklar. Evet, yarın paylaşıyorum tekrar videoyu. Normalde aslında cumartesi günleri paylaşmayı seviyorum ama daha bana doğru geliyor. Cumartesi günü. Ben olsam cumartesi izlemek isterdim. Gönenci diye düşünerek. Cumartesi böyle 11 gibi falan paylaşıp kalkayım ya gün ölmesin diye. Kalkıp salona gelip televizyon açanları, bilgisayar açanları yakalamak için yani. Aslında kafamda öyle bir şey var. Genelde ben öyle yaşıyorum çünkü. Pazar günü olduğu zaman çok içime sinmiyor ama işlerden ve zaman bulamamaktan kaynaklı çoğu zaman pazara kaydı oluyor. Bu hafta o haftalardan bir tanesi. Bir atölyeye gidip Fatih'e bakıp ne yapayım birader hala gelmedin bak saat kaç oldu deyip sonra belki bir şeyler atıştırıp gelip burada çekim yapabiliriz. Bu çocukları da artık önümüzdeki günlerde kullanacağım. Biraz soru geliyor. Gerçekten bunu kullanıp kullanmadığımla alakalı. Ben bunu gerçekten kullanıyorum. Sürekli sol cebimde bunu tutup her boşlukta böyle ya bu ses çıkarmıyorum tabii gerizekalı gibi de. Saçma zaman. Her fırsatta bununla böyle değişik kombinasyonlar deneyerek. Bazen bunu cebin içinde yapıyorum. O zaman biraz çirkin gözüküyor. Öyle masada falan otururken aşağıda böyle bir şey. O tom yani bayağı anlamsız oluyor da. Ama genellikle bu benim sol elimde kullandığım, oynadığım falan bir alet. Üniversite sınavına hazırlanırken falan da çok fazla gitarla aşırı neşir olamadığım bir süreçti tabii ki. O dönemde falan bu tarz şeyler çok işime yaramıştı. Askerde inanılmaz işime yaramıştı ya bu benim. 6 aylık yaptım askeri. 6 ay boyunca gitar bir kere çaldım. Komutanın bir gitarı vardı şöyle bir 30 saniye falan elime aldım gitarı. Ama onun dışında 6 ay eksi 30 saniye boyunca bununla yani bu değil tabii çünkü buna 250 lira verdim. O zaman 30 lira ne vermiştim. Bununla resmen geçirdim o dönemi ve döndüğüm zaman gitar tekrar çaldığımda çok da bir şey kaybetmediğimi gördüm. Yani en azından bulunduğunuz yerde kalmanızı sağlıyor. Siz daha iyi bir gitarist yapmaz. Daha az geç yorulmanızı sağlayabilir. Gitar elinize aldığınız zaman ısınmış başlamanıza falan yardımcı olabilir falan öyle bir alet. Ben kendimi iyi hissediyorum bununla. Bu psikolojik rahatlık bile bence böyle bir şey edinmeyi gerektiriyor. Şimdi gidelim. Fatih'i bir rahatsız edelim. Zorla buraya getirelim atölyeden. Ondan sonra belki artık bilmiyorum ki neler olacak. Hazar bu sportif saatinden çok memnun değilmiş. Niye memnun değilsin? Yani çok memnun değilim. Biraz şey olmadı, cümle oldu. Yani biraz Akit gazetesi oldu ama. Deli, manyak değerlerimiz. Şey yani zor oluyor ya. Spor yapıyorsun mesela bayağı. Squat'tan çıkıyorsun. Falan bir hissiyattayken. BPM kaç gösteriyor? 90 BPM gösteriyor. De belki öyledir. Olabilir mi öyle bir şey? Kardiyoda dene. Yet çekiyor hissettiriyor yani. Yet 80 BPM. Ne fark ettin biliyor musun? Ne fark ettin? Mesela leg extension'dayım. Hep de bacak çalışıyorum şurada. Evet. Leg extension'dayım. Neden öyle? Mesela oturuyorken nabzım yüksek. Bakıyorum 90. Kalkıyorum başka bir alete gidiyorum. O yürüme anında anabolik oluyor bir an. Yani aslında orada bir... Ya tamam şey yapıyordur o. Şimdi şey korumaya çalışıyor değil mi? O şey yapıyordur abi o. Onun olayı o ya. Onu öyle yapar o. Ortamlama alarak o anaboliye karar veriyor ya. Olabilir. Ondan oluyor olabilir o. Ama nispeten anlık ölçüyor kalp atışını. Evet. Hadi. Gittikçe kararlık oluyor. Fatih'e gidelim Fatih'e. Fatih, aslında Fatih'e gitmiyoruz evet. Fatih alıp geleceğiz. Belli ki kendisi gelmeyecek. Saat 2 itibariyle konuşalım haberleşelim dedik. Fatih sessiz. Demek ki 5 gibi falan buluşuruz yani. Son dakikada gitar yapması gerekmiş. Son anda. Ha kayıt var. Son dakikada kayıt. Basıyor. Bizim bu aşağıdaki bunu sökmüşler. Gördün mü? Ciddi misin? Evet abi. Ama sadece bizimkini değil. Ha. Geri kalan her şeyi de çökmüşler. Şunun gibi bir tane alıp aşağıya koymak lazım. Ama burada bu var yani. Şimdi bu arkadaş... Onu çıkartamamış. Çıkartamamış. Orada sıkılmış değil mi? Buradan başlamış. Burada üşümüş. Ya bunlar falan duruyor olması çok komik ama. Neyse biz buraya daha güzel asacağız belli ki.
Yani. Kim söktü ki onu? Neyse. Çocuklar bu zil bizim zilimiz. Olur da... Olur da stüdyo geliniz olursa... Kapı çalmak isterseniz o zil bizim. Ama gelmiyor. Çalabilirsiniz ama gelmenize gerek yok. Durup Zoom. Dururken gelmeyin. Haber verin de gelin. Zoom meeting. Zoom'dan görüşürüz. Getir. Azar'cım çanta lazım mı? Belli ki birilerine lazım. Azar'dan hep böyle akıllı cevaplar alıyorum ya. Akıllı cevaplar. Anlamıyorum. Ne abi? Sadece cevaplardaydı. Soru sormadın ki. Dinlemiyor ki başkası. Sadece cevap veriyor. Yoklar. Yanımızdan biri geçti bak. Yol burası. Böyle bir alan var. Bak şuradan çeksene abi. Bak böyle. Adamın yaptığı şeyi söylüyorum bak. Bak şimdi ben adamım. Böyle yürüyorum. Şöyle. Tamam böyle yürüyorum. Buradan gitmedi de böyle. Gerçekten domuk zeka örneği ya. Ama herif beni hazara sürterek geçti. Bak şu kadarcık yerde hazara sürterek geçti yanımızdan. Çok enteresan ama. Ne diyorsun bir şey? Yani işte insanları mutlu etmek lazım arkadaşlar yani. Hayır bir şey. Hadi ara mesaj at bir şey yap herife ya. Aradım mesaj attım. Hadi. Hadi ara. Biraz ara. Dati. İsim Fatih abi. Fatih Yılmaz. The Fog. Hava 2 derece de. Star Wars evreninde Fatih'in ismi oymuş. Şu taraf da kapalı. Belki de yemek yiyorlar. Bence gelmedi abi. Yok motoru burada. Azar motoru da işe. Genelde kedilerin motosikletine işemesinden rahatsız olur. O yüzden. Açsanıza kapıyı. Biz yemeyiz abi. Tam ısınmadım diyor. O diyor ki bak. Diyorsun diyor. Güzel. Tatlı alıp gelirsin. Tamam. Hadi tatlı görüşürüz. Tatlıyı da Fatih'e yüklediğimize göre. Kahve mi? Kahve mi? Şimdi gidip abi Fatih'e kahve aldırmayalım ya. 2 kilo kahve alalım. Fatih be 2 kilo kahve alsana. Fatih tuvalet kağıdı, 2 kilo kahve, maydanoz, çöp torbası. Çöp torbası. Alüminyum folyo. Alüminyum folyo. Bunları al abi. Niye abi çekimde mi lazım? Evet. Evet abi lazım. Kondisyon giderler. Abi ödeyeceğim. Aaa taksi. Abi Özge abi. Zaman yemek yiyelim. Ne yiyelim? Oraya oturalım. Oraya. Hadi bir şeyler yiyelim. O zaman bir şeyler yiyelim. Merhabalar. TikTok çekiyorum ben ya. Çocuklar bu taraflara gelirseniz şurada mutlaka yemek yiyin olur mu? Burası herhalde yiyebileceğiniz en iyi fideleri yapan, kebapları da diyebilirim. Yapan bir yer. Beyaz zambaklı falan İstanbul'da. Beyaz zambak demek mutfağa ve genel olarak restorana temizlik standartlarına uyuyor demek. Çağrı Karadeniz mutlaka gelin. Bu video Çağrı Karadeniz tarafından sponsorlanmamıştır. Niye? Dün gece iki defa yokladılar çünkü sabah 5.30'da aldım. Gerçekten mi? Vallahi. Alamadım ya bir türlü. Ondan fırsatım. Tamam hadi kitle gel. Motoru kitleyecekmiş. Hey Azar. Sen yürüyen ama. Yok. Şunu da bırakayım geleyim. Şu yaptığım hareketi bir daha yapayım da burada. Hayda. Ya öyle olmadı. Öyle işte. Öyle yapamazsın. Havaya atarlar seni. Lattere. Lattere. Bu aralar Fatih'le 80'lerde yapılmış. Ya daha doğrusu 80'ler teması baz alarak yapılmış. Çok kötü ninja filmleri izliyoruz. Böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık Kung Fury falan gibi böyle şeyler. Prodüksiyon çok kötü. Tişörtten ninja şey maskesi yapıp böyle koşturan tipler falan o kadar komik ki. Mesela Ninja Eliminator 3. İsimler böyle. Ninja Commando.
Bu kadar komik şeyler var ki ama bayağı güzel. Düşünce şeyleri, tarzları falan çok komik. 80'lerdeki çirkin B filmleriyle falan dalga geçiyorlar bir yerden. Bir yerden de hakikaten izletiyor kendini ama. Şimdi içerisini bir kurmamız lazım. Burada davul vardı eskiden, hatırlarsınız. O davul gittiği için şimdi çok büyük bir alanımız var. Bu alanı ya muhtemelen böyle benim bir sürü gitarım var bakın ha diye göstermeye gerek yok. Daha çok belki kabinler fena bir görüntü oluşturmuyor arkada. Nispeten bir desenli duvar gibi falan duruyorlardı. Köşeyi alıp, köşedeki gitarlar ve bu camı falan alıp belki düzeni öyle kurarız. Abi lambadan elektrik sigara geldi. Hazır, şurada sular var, oradan koyabilirsin. Çekmiyorum abi. Ben yok. Orada. Güzel. Orada su var. Burada var suyumuz Hazarcığım. Burada su var. Ben... Burada da var su. Vallahi şimdi geleceğim. Böyle yarım bıraktığımız suları kahve ve çay yapımında kullanmayı seviyoruz. Evet çocuklar. Bakınız. Orası bizim masamız. Burası arka plan. İnanılmaz bir şey. Fatih. Fatih yapma abi, bacağını kıracaksın. Ahmet 35 yaşından sonra BMX akrobasi denildiği için bacağını kırdı. Dolayısıyla aramızda değil. Bugün prodüksiyon ekibimiz sadece Hazar'dan oluşuyor. Bu arada ben geçmiş Movese kayıtlarına baktım. Evet. Öyle lağıma girmemiş. Adam ön tekerin üzerindeyken bisiklet altında çevirmeye çalışmış. O sırada ayağı sıkışıyor. Gerçekten. Ahmet ne yapıyorsun oğlum sen ya? Şimdi bir şey söyleyelim, geldiğinde bir konuşalım. Tamam şimdi şey yapalım abi. Duymuşsun sana. Kamera kayıtları da var. Tamam. Biz kamera kayıtlarını bir izleyelim o zaman ya, merak etme. Uç uç. Çocuklar maalesef prodüksiyondaki aksaklıklar ve eksikliklerden dolayı bu kamerayı şu an luthier versus gitariste vermek zorundayım. Dolayısıyla çok prodüksiyondaki aksaklıklardan ötürü değil kanka kardeşim. Parasız para arzı politikasındaki bazı aksaklıklardan dolayı diyebiliriz. Abone olun oğlum. Abone olun oğlum. Abone olun oğlum. Abone. Bu arada videoları izleyen kişilerin %50'si abone değilmiş. Kanal böyle analitikler sunuyor bize. Bu bilgilere göre lütfen abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Videoyu da her türlü beğenin ve bence abone olup videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı da gönderin. Böylece bu community büyüsün ki daha güzel içerikler yapalım, daha sık yapalım, daha uzun süreli yapalım ve daha güzel şartlarda daha güzel kameralarla yapalım. Daha güzel kameralarla yapalım. Mesela 3 kameramız da farklı. Bir tanesi ilk aldığımız vlog kameram. İkincisi bu kamera DJI. Üçüncüsü gördüğünüz gibi yok. Üçüncüsü muhtemelen ya benim telefonum olacak ya Fatih'in ya Hazar'ın, birimizin mesajlarından ve fotoğraflarından fedakarlık edip telefonunu boşaltması gerekiyor. Sanırım Fatih yaptı. Ben onu şak şak şey yapıyorum. Benimkini indirelim. Şak şakı benimkini indirelim. Ağlıyor. Sızlanıyor bak. Olmadı ya. O, ya bu, ben o şak şakla bütünleştim tamam mı insanlar? Tamam tamam. Diğer telefonu koyalım şey onu. A takımda Mr. T var ya, onun saçı gibiyim yani. Tamam. Bunu yanlışlıkla berber sakar almış da düzelteyim diye komplesini almış. Tamam işte elinde bir tane telefon olacak ama sadece üzerinde Fatih'inki yazmayacak. Evet abi. Ben şu anda şöyle diyeyim, üst kattayım. Çekimdeyim. Volkan var üst katta. Şöyle yapalım. Siz binanın hemen içine girin. Hemen soldaki kahverengi kapıda çalarsanız Volkan orada olacak. Volkan'la görüşebilirsiniz. Volkan beraber çalışsın mı arkadaşım? Sağ olun. Kanka kamera ayarlarını aynı yaparsan. Devamlılık kazanıyoruz da. Fatih ne yapsak ya? Bir şeye mi dönsek? Uçuş moduna mı alsak? Öyle değil ya. Kamerayı vermiştim, tekrar geri aldım ya. Bir dakika ya. Ya bunu öyle yapmam ya. Şey yaparsın ama şu an. Uzay modunu aç. Kurgun üzülür. Hadi çekimden sonra görüşürüz. Evet. Şu an kamera ayarları luthier ve gitaristi çektiğimiz gibi. Belki daha iyidir. Belki de daha kötüdür. Yapacak bir şey yok. İki video çektik. Biraz yorulduk. Başımız ağrıdı. Saatim yok. Saat 11'e çeyrek var. Şimdi vlog editi yapıp videoyu yarın hazır edeceğim. Ne yapalım sen bir daha sonra? Kaç dakika hazırlanmış böyle? Bir dakika alsın. Çok iyi. Tabii bu içerideki sistemi kurabilmemiz için henüz sabit ve hazır bir sistemimiz olmadığı için burada böyle bahsettiğimiz gitarları ayrı ayrı dağıttığımız
backstage gibi kullandığımız kısım burası. Normalde Ahmet bu tarafta durup Fatih'in kamerasını kontrol ederken Hazar hem genel kamerayı hem de buradan benim sabit kameramı kontrol ediyordu. Arka planımız vesaire. Burasını bu hale getirebilmek için içerideki birçok şeyden feragat etmemiz gerekiyor. İçerisi şu an böyle karanlık. Şuradaki uzatma, şunun arkasındaki uzatma falan hep buraya alınmış durumda. Dolayısıyla burası daha bir yaşanır düzeyde. İçeride çok yapacak bir şey yok. Bu arada galiba kar geliyor. Çok ciddi bir kar yağışı bekleniyormuş. Hava da soğumuş. Bir bakacağım ne var ne yok. Şu an kar falan yağmıyor. Hatta havada. Açık. Ama güzel ama soğuk. Belki gece başlar kar, bilmiyorum. Çocuklar görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Videoyu paylaşıp beğenip yorumlamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar etkileşim olursa o kadar başka kişilere de ulaşır. Kanal ve videolar. Daha sık, daha güzel, daha motive yapabiliriz bu işi. YouTube'da ilgili her şeyi biliyorsunuz zaten. Söyleyecek çok bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.